Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyuncu ve yayıncıları ilgilendiren çok güzel bir ürün var elimde. Görmüş olduğunuz gibi FineFine'in AM6 mikrofonunun bugün kutu açılımını ve testlerini yapacağız. Kutuyu şöyle sizlere göstereyim. Hani dış tasarımını, iç tasarımını zaten birazdan göreceğiz. Ve kutunun üst kısmında da gerekli bilgilerine yer verilmiş. Şimdi bu ürünün kutu açılımını yapacağız. İçerisinden çıkanlara göz atacağız. Ve sonrasında kameraya takıp direkt ses testini yapacağım sizler için. Ama şunu söylemek istiyorum. FineFine gerçekten bu konuda AM6 ile bence güzel bir atılım yapmış. Çünkü tamamen oyunculara hitap eden ve podcast ya da işte şarkı tarzında kayıtlar yapan, konuşmalar yapan kişiler için bu mikrofonu çıkartmış. Nedenini söyleyecek olursam üzerinde güzel bir ses tekeri bulunuyor ve isterseniz oyun moduna, isterseniz chat moduna alabiliyorsunuz. Ve bu sayede oyundaki sesleri net olarak duyabilirsiniz. İsterseniz chat moduna çevirdiğinizde Discord'dan gelen ya da işte farklı bir uygulamada görüşme, konuşma yapıyorsanız oradaki sesleri daha hızlı, yani daha böyle yüksekte duyabileceğiniz anlamına geliyor. Aslında oyundayken oyun seslerini, chat bölümündeyken de chat'teki yani konuşma yaptığınız kişilerin seslerini rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Şimdi ürünün bir kutusunu açalım hemen birlikte. Öncelikle kutuyu ben zaten açmıştım. İçerisinden çıkanları göstereceğim size. FineFine bu ürünü gönderdi bana ve test etmek için uzun bir süredir kullanıyorum. Ve bunu da sizlere birazdan mikrofonun detaylarıyla, ses testleriyle gösteriyor olacağım. Kutunun hemen içerisini açtığımızda şöyle kablolamalar çıkıyor içerisinden. Dediğim gibi kullandığım için kutulamaya özen göstermedim. Bir ucu USB, bir ucu da Type-C bir kablo çıkıyor içerisinden. Bununla ürünün bağlantısını yapabiliyorsunuz. Ve ayrıca FineFine'in kendine ait gene bir kitapçığı geliyor. Burada da gerekli kurulumları vesaire işte içeriğindekileri anlatıyor. Farklı kutu içeriğinden başka bir şey çıkmıyor. Böyle USB korumasıyla geliyordu. Bunu zaten kutunun içerisine attım. Kutunun içerisi boş. Farklı başka bir şey yok içerisinde. Kutuyu bir kenara aldık ve mikrofonumuza gelelim. Bunu dediğim gibi kullandığım için birazcık tozlu ve hani uzun süredir kullanıyorum. Sizlere o şekilde bilgi paylaşmak istedim. Şimdi mikrofonu bu şekilde sizlere de yakından göstermek istiyorum. Gerçekten güzel bir tasarım yapmışlar. Şurada bir chat ve game tekeri bulunuyor. Bunu çevirerek isterseniz oyun, isterseniz chat bölümünü alabiliyorsunuz. Ve yan kısımlarında da mikrofon ve kulaklığınızın ses şiddetini ayarlayabileceğiniz bölümler bulunuyor. Bu mikrofon, bu da kulaklığınız. Buradaki tekeri çevirerek de mikrofonun konumunu ayarlayabiliyorsunuz. Alt kısımda da mikrofonun girişleri bulunuyor. Burada direkt arka kısmından kulaklığınızı takabiliyorsunuz ve üzerindeki ışıkları kontrol edebiliyorsunuz. En son kısım ise şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu arka kısmındaki Type-C ürüne buradan girişi verdikten sonra bilgisayara takarak güç verebiliyorsunuz. Şimdi ürünün tasarımı güzel ve bunu ayrıca böyle masa ayaklarına da takabiliyorsunuz. Yani böyle kullanmak istemediğinizde direkt ürünü bir mikrofon standıyla da kullanabiliyorsunuz. Onu da hemen göstereyim. Bu alt kısımdaki parça çıkıyor. Döndürerek çıkartabiliyorsunuz. Ve buradaki giriş direkt masa standınıza, yani daha doğrusu mikrofon standınıza takabilip böyle kullanabileceğiniz bir ürün haline geliyor. Ürün plastik bir yapıda, böyle çok kaliteli bir malzeme yapısı gibi durmuyor. Ama ses kalitesi gerçekten güzel. Ayrıca buradaki pop filter'ını da, yani gürültü engellemesini de, yani daha doğrusu patlakları, tükürükleri alan ürünü de çıkartıp bu şekilde sade olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben dediğim gibi FineFine'ın birçok ürününü inceledim. Kulaklığından mikrofonuna kadar. Ve ben bu mikrofonda K658 modeliydi sanırım. Bir onu çok sevmiştim podcast yayınları için. Bir de bunu çok sevdim. Evet, birazcık böyle bombeli bir yapısı var, yani şişko bir yapısı var ürünün, ama baktığınızda ürüne gerçekten hani tasarımını bir kenara bıraktığımızda çift yönlü bir ses aldığı ve gürültü engelleme modu olduğu için de gerçekten iyi bir hizmet veriyor. Buradaki kısım ise mikrofonu direkt sessize alıp açabileceğiniz dokunmatik bir buton ve buradaki kısma da dokunarak hani sesinizi anında kesip anında başlatabiliyorsunuz. Öksürmeler ya da olumsuz bir durumlarda direkt üzerine bastığında sesin kesiliyor. Şimdi ürünü bir kameraya bağlayayım ve direkt sizlere ses performansını, ışığını, her şeyini bir göstermiş olayım. Siz de en azından yayın yaparsanız, oyun oynarken vesaire kullanmak istediğinizde nasıl bir hizmet verdiğini görmüş olun. Ürünü böyle yakından net olarak görmeniz için tekrardan gösteriyorum. Gerçekten tasarım güzel, şık bir tasarım yapmışlar ve ürüne baktığımızda hafif, çok hafif bir ürün. İki tane buraya buton, bir tane ön kısma buton ve alt kısma da direkt giriş bölümlerini koymuşlar. Ürünü tekrardan standına yerleştiriyorum ki böyle sizlere göstereceğim. Evet,
Döndürdükten sonra rahat bir şekilde standına oturuyor ve yerini bu şekilde alıyor. Buradaki pop filter aparatını da şöyle rahatlıkla böyle genişliyor. Direkt takabiliyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi oturuyor. İsterseniz bunu çıkartıp kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde rahat bir şekilde oturtturup pop filterlı bir şekilde de kullanabilirsiniz ürünü. Evet, şimdi bir testimizi yapalım. O zaman mikrofonumuzun ses performans testine geçiyoruz. Şimdi geldik ürünün ses performansına. Şu anda Finefine AM6'yı bilgisayarıma bağladım ve kayıt yapıyorum. Sizler de net olarak sesimi duyuyorsunuz. Mikrofonda herhangi bir dip ses yok ve USB ile tak çalıştır mantığında rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Ben şu anda bir masaüstü mikrofon standı kullanıyorum ve bunu direkt hani böyle istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Bu sayede rahatlıkla kullanım imkanı sağlıyor bana. Şimdi mikrofonun birazcık sesini yan tarafından kısıyorum ve sesim şu anda hafif hafif sesimi tekrardan açıyorum ve ses tonumu hiç değiştirmeden yapıyorum bunu. Şu anda en yüksek seste ama birazcık kısıyorum ki sesi sizlere yakın konuştuğum için çok fazla sesimde bir patlama çatlama olmasın. Şu alt kısımdan ışığını değiştirebiliyorsunuz. Hemen butona bastığınızda şuradaki buton ışıklarını değiştirmeye imkan sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi kullanırken bir yandan da ışıklarını değiştirebiliyorum. RGB mod veya tek renk modlarda bunları da kullanabiliyorsunuz. Birçok ışık modu bulunuyor. Ayrıca bu bir tamamen Twitch, Discord ve oyun için üretilmiş bir mikrofon olduğu kendi web sitelerinde de söyleniyor. Dediğim gibi Finefine bana bunu gönderdi ve test etmem için. Açıkçası testlerde de gerçekten gayet başarılı. En sevdiğim mikrofonlar arasında yer almayı başardı. Oyun seslerinizi de oyun moduna getirdiğinizde oyun sesleriniz daha fazla çıkarken işte düşmanın ayak seslerini, hışırtılarını kasabileceğiniz moda geçirmiş oluyorsunuz. Chat modunu aldığınızda da oyunun sesi kısılıyor. Direkt chatteki konuşma yaptığınız kişilerin sesi daha fazla tarafınıza geliyor. Aslında odaklama gibi düşünebilirsiniz. Şu anda diyelim ki mikrofon bende bulanık gözüküyor, yüzüm net gözüküyor. Aynı bunun gibi mikrofona odakladığımda mikrofon daha net size gözükmüş olacak, yüzüme odakladığımda yüzüm size daha net gözükmüş olacak gibi. Aynı bunu düşünebilirsiniz. Oyuna odaklanıyor, chat'e odaklanıyor ve bu sayede de sizlere güzel bir hizmet veriyor. Şu an mikrofon chat modunda. Hemen bir oyun modunu alayım. Çok fazla böyle konuşurken bir şey değişmeyecek ama şu anda orta kısmı aldım ve ne chat modunda ne de oyun modunda direkt orta kısımda mikrofon ses kaydı yapıyor. Mikrofonla ilgili kablo yapısı gerçekten güzel, kaliteli bir hissiyatı var. Üst kısımda da dokunmatik butonu bulunuyor. Tekrar bastığımda sesim sizlere gelmeye başladı. Bu da direkt dokunmatik olarak kontrol edebileceğiniz bir buton. Ayrıca mikrofonun dış yapısını söylemiştim. Plastik bir yapıdan üretilmiş ama çift taraflı bir ses alıyor ve gürültü engelleme modu kendi içerisinde bulunuyor. Ve bu sayede dışarıdaki sesleri veya hışırtıları, takırtıları hiçbir şekilde duymuyorsunuz bu mikrofonla. Hafif olması da her yere rahatlıkla taşıyıp konumlandırabiliyorsunuz. Bence Finefine'ın AM6 modeli K658 ile kıyasladığımda en sevdiğim model K658'di ama bu oyunculara ve yayıncılara hitap eden gerçekten bir mikrofon. Şu pop filter'ı da bir çıkartayım. Üzerindeki pop filter'ı da çıkarttığımızda sesimizde çok fazla bir değişiklik olmuyor. Sadece birazcık P'leri, T'leri, tükürükleri daha fazla alıyor. Ha, bu da kompakt, direkt böyle taktığınızda oturuyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Ben dediğim gibi ürünle ilgili sormak istediğiniz gene sorular olursa yorumlardan veya Instagram'dan bana sorabilirsiniz. Ama ben bu mikrofonu sizlere gerçekten öneririm. Hani gerçekten böyle ses anlamında tatmin edici ve fiyatına göre de diğer mikrofonlarla kıyasladığımızda birçok özelliği görünüm anlamında, işlevsellik anlamında iyi bir hizmet verdiğini söylemek istiyorum sizlere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca incelememi istediğiniz ürünler varsa da bana bunları yorumlardan iletebilirsiniz. Görüşmek üzere.